Ulusal Kanal'dan merhaba değerli izleyicilerimiz. Biliyorsunuz bir pazar klasiği olan Söz ve Işık programı için karşınızdayız. Sizler ekran başına hoş geldiniz. Değerli büyüğümüz Profesör Doktor Sayın Yaşar Nuri Öztürk de şu anda stüdyomuzda konuğumuz. Ben kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Sayın Öztürk'ün isteği vardı, onu bırakabilirsiniz rahatlıkla yanına. Çok teşekkür ederiz. Bugün yine gündemi o değerli Yaşar Nuri Öztürk'ün, profesörümüzün bakış açısıyla değerlendireceğiz. Yani söz ve ışık diyeceğiz sayın seyircilerimiz. Hoş geldiniz Sayın Öztürk. Çok teşekkürler. Hoş geldik ama Antalya'yı bırakıp geldim. Biliyorum. Bir avuç içi kadar bulut yok. Böyle bir günde Antalya bırakılır mı? Neyse, evet. İki gün güneşlendim gene, o da iyi. Dinlendiniz bir miktar, ruhunuzu dinlendirdiniz. Bol bol okuma fırsatı ruhumu, da yakalamışsınız. Ruhumu ben her yerde dinlendiririm de, ya güneş. Güneş, bambaşka değil mi? Dava bu. Gerçekten öyle. Ben de hafta sonu konferans için hem Adana hem Antalya'daydım. Uçakta da bir tatlı sürpriz oldu. Bugün birlikte İstanbul'a geldik. Beni görür görmez ilk tepkisi şöyle oldu Sayın Öztürk'ün. Yahu şuraya bak, bırakılır mı bu dedi. Hakikaten bırakılmayacak derecede güzel bir havaydı. Fakat Antalyalılar bu havada bile klimalarını sıcağa çevirip evlerinde öyle oturuyorlar. İnanamadım. Kalın kazaklar, ceketler, atkılar, sanki Antalya'ya kar yağıyor gibi. Bizim kışımız bu diyorlar. Yani farklı bir bakış açısı var. Biz de orada neyimiz var neyimiz yok üstümüzden atmaya çalışırken böyle de bir iklim farklılığı yaşanıyor galiba. Benim yerimin önünde bir teras çok güzel güneş alıyor, denize nazır. Orada ben atletle oturdum. Ne güzel. Evet, renginizden de zaten anlamak hemen mümkün. Muhteşemdi. Yani o serin ne zaman çıkıyor? İşte saat 3'ten sonra filan. Hafif. Evet. Tatlı bir serinlik. Ama geldik yine memleket hallerine düştük. Evet. Neresinden başlasak bilemiyorum. Bu Rusya meselesi artık iyice Arap saçına dönmüş gözüküyor. Özellikle Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün bir açıklaması vardı. O çok hoş, alımlı bir kadın. O hanımefendi göndermelerde bulundu. Yani IŞİD'e destek veriliyor Türkiye'den petrol yardımı konusunda dedi. Veriliyor. İşte Fransa'da da biliyorsunuz iklim zirvesinde Sayın Erdoğan bunu ispatlasınlar, bu makamı bırakırım demişti. İki gün önce göndermede bulundu Lavrov'un sözcüsü. İspatladık her şeyi. İspatlamış. Bu makam ne işe yarıyor? Hadi buyurun terk edin diye ciddi bir salvo vardı Rus tarafından. Ne oluyor aslında? Rusya, yani Rusya hem de Dışişleri Bakanı düzeyinde öyle bir iddiayı, o belgeyi hazırlamadan dillendirmez. Bunu bileceksin. Devlet adamı bunu bilir. Ve ona göre konuşur. Tabii. O belgeyi hazırlamadan Rusya o açıklamayı yapar mı? Herkes biliyor bunu. Herkes biliyor. Evet. Peki, yani devlet adamlığı dini söylemlerle paralel gidebilecek bir şey değil. Onları birbirinden net bir çizgiyle ayırmak gerekiyordu. Fakat bizde garip şeyler oluyor. Artık bizi de dinlemez oldu dünya galiba, değil mi? Bu dini acayip söylemlerle mi dedin? Evet. Din hayatın kendisidir. Yani şöyle değil ama. Din hayatın kendisi ise dinciler hayatın demek ki ta kendisini yaşıyor. Hayır, öyle değil. Hayatın kanunları var. Evrensel kanunlar var. Onlarla, din de onlardır zaten. Bunu siz alıp da hayatla çelişen bir din oluşturdunuz mu? O din olmaz. Ona Kur'an insanları aldatma tekniği diyor. Şeytani bir oyundur o, din min değildir.
Türkiye'deki de bugün odur. Türkiye'de din mi yok. Bana göre İslam dünyasında din yok. İslam dünyasında din var demek için Kur'an İslam dünyasında hayata girdi demek lazım. Diyebilir misin? Bana hiç diyemezsin. Mümkün değil zaten. Dünyada herkese desem bana diyemezsin. Hiç kimse bunları savunmasın. Ben bunları savunurum ve bunları ispat ederim. Kur'an ortada durdukça hiç milim de geri adım atmam ve üzülmem, kaygılanmam, ümitsizlenmem. Şimdi din, nerede din? Buyur sana şimdi ben. Zuhruf suresi 55. ayet. Burada ne içinse bilmiyorum, not almışım. Şurada, Büyük Millet Meclisi'nden kalma not kartları bunlar. Diyor ki Zuhruf 55, zalime itaat Allah'ı taciz etmektir. Şimdi al bunu, oturt. Tabii. Bir eline de İslam dünyasını, bak bakalım. Zalime itaat edersen Allah'ı taciz edersin. Sonuç ne olur? Cenab-ı Hak sonucu veriyor. İntakamna. İntikam alırım diyor. Kimden intikam alırım? Zalime itaat edenlerden intikam alırım. Hadi buyur. Adin. Bu vedalardan alınmamış. Ben bunu vedalardan filan almadım. Upanishadlardan almadım. Marx'ın Das Kapital'inden almadım. Kant'ın aklın kritisizminden almadım. Nereden abi? Kur'an işte adresinde veriyorum. Nerede din? Din şeyde. 300 metrede bir dikilen mescid-i dırarlarda, yani bugünkü tabiriyle camilerde. Orada din mi yok. Cami dini mahvetti. Kur'an bir mucize koymuş ortaya. İnsanlığın aleyhine işleyen camilere, zarar veren camiler demiş. Ve bunların niteliklerini de vermiş. Kur'an öyle kirinizi, pasınızı önünüze koyarken, haşa haşa laf ebeliği yapmaz. Matematik realitelere dayanır. Şimdi siz camiyle din ispat edemezsiniz. Camiyle din ispat etmeniz için şunların hayata geçmesi lazım. Bugünkü camiyle ancak dinsizlik ispat edersiniz. Bu camilerde din mi yok? Binaenaleyh Türkiye'de de din mi yok? Hesabımızı, kitabımızı ona göre yapalım. Ben mesela ateist olsun, deist olsun veya mümin olup da işte böyle tereddütleri olan ama solcu temelde arkadaşlara diyorum ki ya kendinize gelin. Gölgeyle boks yapmayın. Gölge boksu diye bir tabir de vardır. Gölgeyle dövüşmeyin ya. Siz şimdi Türkiye'de dinden şikayet ederken gölgeyle dövüşüyorsunuz. Siz dini bilmiyorsunuz. Siz neyinden şikayet ediyorsunuz diye. Ulan ortada din yok ki şikayet edesin. Bu dinsizliğin daniskası bu. Hile bunda, yalan bunda, iftira bunda, zulüm bunda, israf bunda. Ya ne kalıyor geriye? Temel belalar, Kur'an'ın verdiği temel belalar bu. Hepsi bunlarda. Hırsızlıktan oğlancılığa kadar bunlarda. Diri diri adam yakmaya kadar hepsi bunlarda.
Ha bunlarda bir şey daha var. İşte o demin dediğim camileri mümkün mertebe sıklaştırmak. Şimdi buna siz din mi diyorsunuz? Eğer bu dinse hoş geldin dinsizlik. İyi ki varsın. Hiç olmazsa namusunuzu ve aklınızı kurtarırsınız. Bu din patentli, bu dinsizliğe, bunları Kur'an'dan alıp söylüyorum, teslim olursanız, dininiz gittiği gibi, o zaten gider baştan, namusunuz ve aklınız da gider. Onun için doğru konuşalım, ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun. Ben dincilere demiyorum bunu. Onların ağzından çıkanı kulağı zaten duyuyor. Onlar biliyor ne yaptıklarını. Onlar belli. Adam işini yapıyor. Adamın işi imansızlığı paraya tahvil etmek. O işini yapıyor. Namuslu adamlara ne oluyor? Bunlar gölgeyle dövüşüyorlar. Lan gölgeyle dövüşmeyin. Şu işin, şimdi gene Putin diyeceğim. Bazıları uyuz olacak. Bazıları da kuduz oluyor. Ve öyle bir kuduz ki bu, bunun Pasteur tarafından bulunmuş bir aşısı falan yok. Bunlardaki kuduzun aşısı bir tek bende var. Beni de dinlemiyorlar, düşman ilan ediyorlar. O zaman deva yok. Deva bulmayacakmış. Şarkısında söylendiği gibi. Şimdi öbürlere ben diyorum. Lan gölgeyle dövüşmeyin. Putin'in tırnağı olacak bir adam İslam dünyasında yok dedim. Var. Var da dinlenmiyor. Dinlenen adamlardan yok. Ben 40 tane Putin'e 5 basarım. Tabii. O ayrı. Benim gibi daha niceleri var. Ama dinlenen adamlar içinde yok. Ne diyor Putin? Ben İslam denince Kur'an'ı anlarım diyor. Peki sen bunu söylüyor musun? Suyun öbür tarafındaki Takkeli Mefisto diyor ki, son zamanlarda esas tariz banadır. Tabii. Çünkü o fikrin mümessili ben kabul ediliyorum. Edilmesem bile ben de o fikre mütemail dahi olsam o bana saldırır. Diyor ki, son zamanlarda Kur'an İslam'ı diye bir sapıklık türedi. Eğer bir sapıklık varsa, ey takkeli çete lideri, o senin işte şu söylediğin sözdür. Bu söz dururken başka sapıklık arama. Kur'an İslam'ı diye bir sapıklık diyor. Bu bizatihi küfürdür. Bizatihi küfür deklarasyonudur bu. Tecdid-i iman etmesi lazım. Kur'an İslam'ı diye bir sapıklık türedi diyor. Kim bu? Asrın Mevlana'sı, işte asrın en büyük dini lideri, bilmem ne falan. Yani emperyalizmin verebileceği bütün övgüleri benliğinde taşıyan birisi. Bu diyor bunu. Putin gayrimüslim bir adam. İşi devlet yönetiyor. Adamın din minti böyle bir şey yok ama namuslu adam. Diyor ki, biz İslam denince bir şey anlamak zorundayız diyor. Böyle ona göre İslam, buna göre İslam, zırt çıktı, bırt çıktı, olmaz. İslam dedik mi ne anlayacağız? Bunu ortaya koy. Nerede diyor bunu? Çok önemli bir uluslararası toplantıda. Cenevre'de söylüyor 2008. O anlayacağımız şey Kur'an'dır diyor. Ben şahsen böyle anlıyorum.
Şimdi ben Kur'an adına Putin'in alnını mı öpeceğim? Bu demin bahsettiğim Mefisto'nun takkesini mi öpeceğim? Hayır. Putin için dediklerim aynen doğrudur. Dediğim bu bağlamdadır. Ve bu bağlamda hepsi doğrudur. Ben Putin'i 5 vakit namazlı adam mı ilan ettim? Ne alakası var? Benim söylediklerimin bunlarla ne alakası var? Putin'in söylediğinin ne alakası var? Biz bir küresel namus ve dürüstlük davasını konuşuyoruz. O açıdan baktığın zaman evet Putin'in tırnağı olacak adam İslam dünyasında yok. Merkel'in tırnağı olacak biri var mı? Söyle bana. Bırak. Bunlar büyük dev ülkeler. Evet tabii. Başka basit bir şey söyleyeyim sana. Şimdi masamın üstünde bitirmek üzereyim. 3 milyon nüfuslu Uruguay'ın devlet başkanı Mujica. Ha, tabii. Mujica'nın tırnağı olacak bir adam var mı İslam dünyasında? Siz onun özelliğini kitabınızda da... Buraya Mujica'yı koy, bir daha yazacağım. Mujica benim... Tekrar, yani daha mı detaylı geliyor? Tabii, meşgale alanım. Şu anda onunla meşgulüm. Mujica'yı buraya koy, Ebu Zer'i buraya koy. İsimleri, nüfus kağıtları... Zahiri inançlarını bir kenara koy, aynı şey, örtüşürler. Mujica'yı buraya koy, bir tane de en iyilerinden, demin bahsettiğim Mefisto'yu koy buraya. İnsanla kobra yılanının en tehlikeli türü olan Mabra'nın farkı neyse bunların ikisinin farkı budur. Şimdi öyle yağma yok. Bak burada. Burada. Ne diyor? Zalime itaat Allah'ı taciz eder. Ve Allah bu tacizin sonucunda zalime itaat görevini yerine getirmeyenlerden intikam alır. Lan bunu ne yapacaksınız? Bu yenilir, yutulur mu bu? Ya ben inanmıyorum, benim böyle bir imanım falan yok, böyle bir kitap da kabul etmiyorum diyeceksin. Ki lisan-ı hal ile dediğim budur. Yahut da diyeceksin ki, arkadaşlar gelin buraya bakalım. Şu durumumuzu bir gözden geçirelim. Bakın burada ne diyor. Diyor mu? Bakın. Dindar olmak, dindar görünmekle de halk karşısında sağlanabildiği için ona güvenmeyin. Onun için Kur'an-ı Kerim dindarlığı yani takvayı insanlar arasında bir değer ölçüsü olmaktan çıkarmıştır. O Allah'la kişi arasında bir değerdir. İnne ekramekum İndellahi etkâküm diyor. Sizin en değerliniz Allah katında en değerliniz. Takvada en ileri olanınızdır. İndellahi niye koymuş oraya? Arap gramerine göre cümlenin esas beklenen şekli inne ekramekum etkâküm'dür. En veciz ifadesi odur. Hayır. Bir devrim yapıyor. İndellahi'yi sokuyor araya. Allah katında. Sen çıkıp da ben dindar cumhurbaşkanı istiyorum diyemezsin kardeşim. Bu Kur'an'a hakarettir. Bu Allah'ın koyduğu kurallara hakarettir. Bu Allah ile aldatmanın en onursuz şekillerinden biridir. Diyemezsin. Ne diyeceksin? Kur'an onları vermiş. Dindarlığı insanlar arasında ölçü yapmayın diyor. O Allah'la kişi arasındadır.
İnsanlar arasında ölçü nedir? Ehliyet, liyakat, gayret, değer üretmek. Bunlar var mı yok mu? Sen meseleyi dindarlık diye koydun mu, o halk mahvoldu demektir. Çünkü bu dindarlık bir yer geliyor, ya bir kıyafete indirgeniyor duruma göre. Türkiye'de bu yok. Ya iki rekat namaza indirgeniyor, ya filan tarikata üye olmaya indirgeniyor. Peki bu Kur'an'ın istediği ehliyet ve liyakat, gayret ve üretim ne olacak? Ha, onlar da Putin gibi, Merkel gibi, son örnekler çok, Mujica gibi adamlara kalıyor. Sonra bu adamları övdün mü de birilerinin bir yerlerine batıyor. Allah beni hiç ilgilendirmez. Nerene batıyorsa batsın. Tedbirini al, batmasın. Kur'an burada. Ben Kur'an'ın dediğini birilerinin keyfi için rötuşlayamam. Bunun hesabını Allah'a veremem. Böyle bir niyetim asla yok. Hiç olmayacak. Hiç yapmayacağım bunu. Ama Kur'an'ın dediğine göre herkesi rötuşlarım. Herkesi rendelerim. Rötuş ne demek? Rötuş hafif. Herkesi planyadan geçiririm. Hatta hızardan geçiririm. Ben girmem senin planyanın rendenine. Cehenneme kadar yolun var. Girmesen git. Bizde böyle. Beğenmiyorsan güle güle. O bakımdan dinden şikayeti olanlar Kur'an'ı tanıyacaklar. Kur'an'ı tanımadan dinden şikayet de ayrı bir kudu zilletidir. Tabii. İslam'a saldırma aracı yapılan bir illettir o da. Mehmet Akif bunu 1920'de deşifre ediyor. O tipi. Şimdi Allah'a söver, sonra biraz bol para ver, hiç utanmaz diyor. Protestanlara zangoçluk eder. Şu son 15 yılda bu Zangoçoğlu zangoç alçakların sürülerine rastladık. Bir zaman Allah'a söverek prim yaptılar. Bir zaman Atatürk'e söverek, Atatürk'e taparak prim yaptılar. Evet. Şimdi zangoçluk yapıyorlar. Hepsi neredeyse bir numaralı dindar oldu herifler. Ve Atatürk'e sövüyorlar. Ve birileri de çıkıyor. Bunların şimdi bir şekilde canı yandı mı? Bunlardan işte... Basın kahramanı, demokrasi kahramanı. Bunlardan demokrasi kahramanı falan. Bunlardan ancak ahır tahtası olur. Bunlar adam madam değil. O bakımdan demokrasiyi memokrasiyi bırakın, haysiyetiyle yerinde dursun. Siz ona elinizi sürdünüz mü, pisleniyor. Çok doğru. Sürmeyin elinizi. Siz kim, demokrasi kim? Bir zamanların Allah'a söven zangoçları. Siz Mehmet Akif'in tanıttığı zangoçlarsınız. Sizin haysiyetiniz kilonuzdan çok hafif. Size saygı duymam ben. Bir insanın haysiyeti kilosundan da boyundan da büyük olmalı. Küçükse ona saygı duymam ben. Ona köpek ölüsü kadar saygı duymam.
Köpek ölüsü. Nihayet Allah'ın masum bir hayvanının ölüsüdür. Bunlarınki öyle değil. Çünkü bunlar ölmez. Bunlar geberecekler. Bunu daha önce de söylemiştim. Tabii. Mesela. Ölmek insan gibi yaşayanların. Ölmek bir hayati gerçektir. Kim kaçabilir ondan? Kim kötü diyor ona? Olur mu öyle şey ya? Mevlana diyor ki, siz ölümü ne zannediyor ya? Ölüm vuslat diyor. Dünyanın bütün kirinden, pasından, kahrından, ıstırabından, alçaklıklarından, dönekliklerin her şeyinden kurtulup tertemiz bir aleme gidiyorsun. Bundan ben şikayet eder miyim diyor. Ya benim düğün günüm bu. Tabii düğün günü diyor. Ama hayatını adam gibi yaşamayanlar için böyle değil. Evet. Ne güzel anlattınız. Şimdi sizin şu dört büyük cendere diye bahsettiğiniz... Gülgün. Tam 12. Ama muazzam. Yani bu hakikaten özel olarak defalarca okunması gereken bölüm. Ve Müslümanları ölümün kucağına almış bulunan bu cendereler dört tanedir. Başı şöyle... İslam dünyasında özgürlükleri boğan cendereler, Kur'an'ın verileri doğrultusunda Muhammed İkbal tarafından belirlenmiştir. Evet. Ve bu dört tanedir diyorsunuz. Evet. Bir. Dört cendere, İslam dünyasında kitleleri mahvediyor diyor. Büyük Alman düşünür, Allah rahmet eylesin, benim onunla sohbetlerim de oldu. Anmari Şimel çok büyük bir çok büyük bir bilgeydi. Makamı cennet olsun. Bunları şerh etmiştir. Allah Allah. İkbal'i anlatıcı. Çünkü İkbal mütehassısıdır. Gabriel Swint diye bir kitabı var. İkbal'in kitaplarından birinin adını İkbal'i anlattığı kitaba vermiştir. İkbal'in kitabının adı Bali Cibril'dir Farsça. Cebrail'in kanadı. Gabriel Swing de onun İngilizcesidir. İkbal'i anlatır orada. Muhteşem bir kitaptır. Oradan almışım ben onu. Evet. Şimdi dört cendere. Dört cenderede nefes almak için çırpınıyor İslam dünyasındaki kitleler. O kitlelere birinin Zuhruf 55'i hayata geçirmeyi öğretmesi lazım. Bakın hangi dille konuşuyorum, ne diyorum. Zuhruf 55'i hayata geçirmeyi onlara öğretmesi lazım. Nedir Zuhruf 55? Zalimlere isyan edin. Etmezseniz Allah'ı taciz etmiş olursunuz. Allah sizden intikam alır. İşte bu. Kitlelere bunu birilerinin anlatması lazım. Bunu kitlelere Mustafa Kemal hem anlattı, hem uygulamasını yaptı. Ama bu işten ciddi rahatsızlık duyan emperyalizm, Batı emperyalizmi, Mustafa Kemal'e açtığı savaşı İslam dünyasındaki namussuz dincilere ihale etti. Şimdi Türkiye bunun bir numaralı mekanıdır. Bu namussuz ihalenin işlediği bir numaralı mekan Türkiye'dir. İşte onun için demin dedim. Bir zaman Atatürk'e tapan, Allah ilan edenler, şimdi Atatürk'e söverek prim yapıyorlar. Zangoçlar. Akif'in zangoçları. Gene birilerinin anlatması lazım. İslam dünyası aykırı adamları dinlemek zorundadır. Şimdi bakın, Büyük Mevlana, onun bastığı toprakları öperim ben. Ölümsüz Mevlana diyor ki, yolu diyor tam bilemeyebilirsin. İlmin, idrakin, irfanın buna yetmeyebilir. Olur. Ben sana kestirme diyor, bir ölçü vereyim. Bunu kullan diyor, doğru yolu bulursun. Eşeğe bak diyor. Eşeğin gittiği yönün tersine git. Doğru yol odur. Eşek
Ben bunu tez yaptıracaktım. Parlamentoya gittim, kaldı. Aa. Hazırlıklarını yapmıştım. Adaylarının da ikisi, üçü vardı. Mevlana'nın sisteminde eşek kavramı. Eşek neleri sembolize ediyor? Sembolize ettiği şeylerden biri de akıl düşmanlığıdır. Biri şehvete tapmadır. Şimdi Mevlana diyor ki eşeğe bak. Yani akıl düşmanlarına bak. Şehvetine tapanlara bak. Bunlar ne tarafa gidiyorsa onun tersi doğru yoldur. Şimdi ben de buradan alarak İslam dünyasına diyorum ki doğru yolu bilemeyebilirsin. Sana bunu öğretmediler. Öğrenmene imkan vermediler. Kısmen bir mazeretim var. Yani bu mazeret 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, hadi 100 yıl kabul edilebilir bir mi ama 1000 yıl kabul edilmez ya. Edilir mi? Tabii. Dünyada bu kadar iş olup biterken 1000 yıl olmaz bu. Ama hadi gene varsayalım. Kısa ölçü. İslam dünyasındaki aykırı adamlara bakacak. Aykırı adamları takip edecek. Ancak o aykırı adamların hepsi hakikat üzerindedir demek istemem. Bu büyük saçmalık olur. Ama büyük kısmı hakikat üzeredir. Çünkü aykırı olmanın riski çok büyüktür. Aykırı olmanın riski dağlara, kayalara bıçak çekmektir. Aykırı adamları takip edeceksiniz. Onlar idealist. İdealistin bir tarifi de aykırı adamdır. Nietzsche öyle diyor. Aydın tarif vermiştir. Aydın'ın tarifi topluma belletilen, ezberlettirilen, tartışılmaz değerler gibi kabul ettirilen şeylere karşı çıkan adamdır aydın diyor. Efendi Hazretleri böyle buyurmuş. Dediğin zaman her taraftan havuzuna bal kaymak akacak, ceplerine para akacak. Tamam bunlar böyle sistem kurulmuş. Ve bu adamlar öyle makbul adamdır ki herkes onu sever. Ulan ne demek herkes onu sever? Bir adamı herkes nasıl sever lan bu? Bu fahişe mi? Islık çalana giden, parayı zarfın içine koyup şöyle sallayanın peşine giden. Bu mu adam? Herkes onu sever. Nasıl sever herkes onu ya? Che Guevara öyle diyor. Düşmanın yoksa diyor, adam gibi yaşamadın demektir. Yeah. İmanın yok demektir. Ben soruyorum şimdi. Bunu bizim toplumumuza belletenlere. Hazreti Muhammed'den daha yüce, daha makbul İnsan olabilir mi? Bence olamaz. Peki o zaman tekrar soruyorum. Hazreti Muhammed'i herkes seviyor mu? Tabii ki. Ulan öz amcası sevmiyor, öz amcası. Mekke'nin girişlerine, kodaman çünkü zengin adamlarını koyuyor, diyor ki, buralardan dışarıda dış şehirlerden gelen, Muhammed'i ziyarete gelen adamları bloke edin, ya geri çevirin, geri çeviremiyorsanız, İfsad edin diyor. Muhammed'e gidip ona teslim olmadan onların zihnini karıştırın diyor. İfsad edin. Şimdi nasıl oluyor da herkesin sevmesi bir ölçü oluyor? Herkes onu sever. Aman Allah'ım sana binlerce şükürler olsun ki herkes beni sevmiyor. Hele herkes beni sevseydi kendimi bir böcek gibi görürdüm.
herkes sevmiyor beni ya. Ben adam olmanın zevkini öyle tadıyorum. Ben şey miyim? Demin dediğimden miyim? Herkes beni sevecek. Hemen bir ıslık peşine. Ertesi gün bir ıslık onun peşine. Hayır. Benim imanım var. İman sonsuzlukla kıyılan nikahtır. Benim sonsuzlukla kıyılmış nikahım var. Ben paranın, pulun, sokağın metresi değilim. Tamam mı? O bakımdan şimdi Allah'a söver, sonra biraz bol para ver, hiç utanmaz, protestanlara zangoşluk eder. Bu fikir fahişesinin Akif'in o edepli diliyle ne güzel anladın, ifadesidir. Fikir fahişesi. Evet. Fahişelerin adı çıkmış. Kader kurbanı onlar. Fahişelik insanlığın en eski kurumudur. Biri değil, en eski kurumudur. Ve onu tetkik edin ki edenler vardır. Ve o iş üzerinde duranlardan biri de bizim peygamberimizdir. Siz bilir misiniz? Hayır. Birisi yapsın bunu. Hazreti Peygamber'in bakış açısıyla o kader kurbanı fahişeler, bakın neler söylemiş. Neler söylemiş. Bir bakın bakalım. Geçen burada Balzac'tan bahsedecektim. Evet. Kaldı. Balzac'ın ana eserlerinden birinin adı odur. Splendeur et misère des courtisans. Fahişelerin ihtişam ve sefaleti. Önce ihtişamı koymuş. Splendeur. Sonra mizeri koymuş, sefaleti koymuş. Evet. Adam diye kitlelerin önünde yerlere eğildikleri birçok kadavradan of, ne güzel o fahişe dediniz diye nitelenenler çok daha üstündür. Çok daha namusludur. Kader kurbanıdır. Zahirde, fotoğrafta adı fahişedir. Balzac bir sosyolojik tahlil yapıyor. Balzac Fransa'da realizmin öncülerinden biridir. Realist akımın, gerçekçi akımın. Her romanı bir olaydır, her romanı bir tahlildir. Bu da onlardan biridir ve ben bunu koca bir kitaptır. Fransızcamı geliştirme adına ders kitabı olarak satır satır okudum. Okudunuz, evet. Burada bir Vautrin tipi var. Onu tanımak lazım. Vautrin. Bir yılan. Bir iblis. Bu kader kurbanlarını kendi hesapları için kullanan bir iblis. Zaten Balzac'ın eserinin bir adı da Vautrin'in geri dönüşüdür. Vautrin korkunç bir tip. Türkiye Vautrin dolu. En görkemlileri de dinciler içinde. Ben Vautrin'le tenezzül eden bir tane ateist görmedim. Bir kere daha tekrar ediyorum. Deist hiç görmedim. Göremezsin zaten. Deistler namusu ve imanı için topluma kafa tutmuş mümin adamlardır. Kur'an'ın bize tanıttığı hakiki müminler onların içindedir. Ateist de görmedim. Vautrin'ler hep dincilerden çıkar. Şimdi burada Balzac bir ayrım daha getirmiştir. Para, rahat, zevk, çalışmadan keyif sürmek için kendini satan tip, metres tip. Metres fahişe değildir. Metres,
metres kader kurbanı falan değildir. Kazaya uğramış bir zavallı falan değildir. Metres ruhunu keyfe, bedava yaşamaya, paraya satmış bir mahluktur. Tabii Fransızca da Balzac, tabii Fransızca bir kelimedir. Tabii. Balzac bunu ayırıyor. Bunları ayırıyor. Öyle ince tahliller yapmış. O tahlilleri ben Cemil Meriç, Allah mekanını cennet etsin, benim birkaç sene sohbetine devam ettiğim ve biliyorsun gözleri görmüyordu. Ben ona Fransızca metinler okurdum. Yani bir nevi asistanlık, katiplik yapardım. Ama aslında yararlanan bendim. Ben o işi yaparken ondan neler aldım, neler aldım, neler aldım. Öyle gani bir insandı. Öyle gani bir insandı ve öyle mütebahhir bir insandı. Yani Batı'yı ondan öyle bir adam, Batı'yı anlatacak bir adam bugün yok. Balzac'ı ben ondan okudum. Balzac'ı bu Splendeur et Misère des Courtisans kitabını bana okutur, tahlil ederken bütün Batı edebiyatını önümüze serdi. Ve Doğu'yla mukayeseler yaparak, evet. Hint Vedik sistemlerle evet. mukayeseler yaparak öyle zengin kültürü olan bir insandı. Şimdi bunların için anlatıyorum. Bunları bilmeyenler, bunları hiçbir zaman bilme şansı da olmayacak olan kitleleri rahatlıkla aldatıyorlar. Biz bunları bilen adamız. Biz Lolo'ya papkış bırakacak adam değiliz. Langur lungura. Şimdi bu tabiri de Kur'an'dan alıyorum, bilir misin sen? Ama şimdi Kur'an diyor ki, ağzımdan aldınız. Kur'an diyor ki, bak bak, deşifre ediyor. Fikrin, hakikatin karşısında kancıklaşan tipi deşifre ediyor. Neye sığınır bu tip? Şu tabirlere bak. Alın. Ulan dinleyin, dinleyin lan, dinleyin. Bana sövmek hüner değil. Ben sizin hiç yanına yaklaşamayacağınız şekilde söverim. O hüner değil. Ve öyle söverim ki mahşer meydanına kadar unutamazsın. Ama hüner değil. Bazen yapıyorum, ben o halimden de şikayetçiyim. Şimdi benim bir de sokak tarafım var çünkü. Bazen tutuyor. Şikayetçiyim. Yapmamaya çalışıyorum. Ama ne güzel samimiyetle. Evet, gayet güzel. Gayet ne güzel. Evet. Lan dinleyin, dinleyin. Bakın diyor ki. Ve kâle lezîne keferû. Lâ tesme'û lihâzel Kur'ânî. وَالْغَوْ ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Bu Kur'an'a karşı çıkanlar dediler ki, bu nankör imansızlar, kelimede o manada var. Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Ola ki dinlemek zorunda kaldınız, bir şey oldu. Yaygara koparın, gürültü çıkarın, laf gürültüleri yapın, bu yolla galip gelin. Bakın. لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Bu yolla galip gelmeniz umulabilir. Yoksa oturur adam gibi konuşur tartışırsanız böyle bir şansınız yok. Gürültü yapın. Yaygara yapın. Gargaraya getirin. Şimdi ben İslam dünyası Kur'an'a ihanet etmişti. Vay Müslüman din kardeşlerimizi Kur'an'a ihanetle suçladı. Bir tanesi yazmış. Lan sen kimin çocuğusun sen? Sen kimin çocuğusun? Kimsenin çocuğu diyemiyorum sana çünkü onlara hakaret olur. Diyor ki Yaşar Nuri şu 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 sözleriyle dinden istifa etmiş oldu. Hadi canım. Bakar mısın? Bu nasıl bir sığlık? Nasıl bir boşluk? Bakar mısın? Sığlık boşluk falan değil.
Neyse, onu anlayan anlamıştır. Bazılar Necip Fazıl'ın bir yazısını okumuştum rahmetlinin. Böyle sataşırlar, saldırırlardı. O da o kılıçtan keskin kalemiyle bazen bir vururdu, biçerdi böyle. Hakikaten. Ben Necip Fazıl'la 2 sene çalıştım. Tercümanda sayfa hazırladık beraber. Bilirim. Korkunç bir zeka. Şiirde bir anıt. Anıt. Ama ayrıca zeka. Kültür var. Batı'yı çok iyi bilir. İslam'ı bilmez. Sever, inanır, bilmez. O yüzden büyük hataları var. Keşke bilseydi. Neyse. O bir yazı yazmıştı. Diyor ki, onun yazısı. Tip vardır diyor fahişe. Çocukları için yüz karasıdır. Sayıyor birkaç. Tip vardır. Fahişeler için yüz karasıdır diyor. Bu erkektir bu tip. Onu uzun veriyor, oralara giremiyorum çünkü rütük çarpar bizi. Anlatıyor, o anlatır. Şimdi bu demin dediğim de bu tiplerden biri. Ben bunlara diyorum ki bakın, okuyun, öğrenin. Yani ona buna sataşırken ağzından çıkanlar içinde 3 tane de dinlenebilir bir şey olsun ya. Bir şey olsun. Kur'an ne diyor? İmansız, nankör, Kur'an'a karşı çıkan güruh şöyle dedi kodamanları. Kodamanları. İşte o Ebu Leheb vesaire vesaire. Dediler ki sizin Kur'an adına oturup konuşup tartışmakla, Kur'an'ı, mesajını okut oturup tartışmakla varacağınız hiçbir yeri yoktur. Hiçbir başarı şansınız yoktur. Tek şansınız Kur'an'ın dinlenmesine engel olacaksınız. Bu da nasıl olur? Velgav fihi diyor. Gürültü koparın. Onun dinlenmemesi için yaygara yapın. Gargara yapın. İşte bugünkülerin yaptıkları budur. Sen gel şöyle. Şöyle otur şuraya. Ben de buraya. Millet de bak bu kadar imkan var. Ben bunları çağırdım böyle. Dedim ki bak ben tek geleceğim. Program müsait. O zaman nerede? Kanal D'de program yapıyordum. Siz 4-5 kişi gelebilirsiniz. Programın formatı buna müsait. Konuşalım. Konuşalım. İster cengü cedel manasında konuşalım, kavgalı. İster dostça sohbet edelim. Halk dinlesin. Siz eleştirilerinizi yönetin. Ben cevap vereyim. Yanlış yaptığımı fark ettiğim anda namusum ve imanım üzerine söz veriyorum. Hala o sözümdeyim. Ben milletin önünde özür diler, size de şükranlarımı ifade ederim. Ben böyle bir adam. Hayatımda hep böyle yaptım. Örnekleri çoktur. Biliyorum. Gelin dedim ya, niye böyle ya, merdiven altlarında niye sövüyorsunuz ya, bunu herkes yapar. Ve bunu o zaman Nokta Dergisi'ni yöneten Masum Türker aldı bu yayından sonra. Bunların öncülerin elebaşlarından birkaçını aradı. Masum bana kendi anlattı. Ben nereden bileceğim? Demiş ki böyle bir şey dedi. Bana göre hata yaptı, kendini tehlikeye attı ama mühim değil. Ben moderatörüm. Gelin. Bir program yapalım. Adama müsbet cevap verin. Veya bana yetki verin, ben cevap vereyim.
bir araya getireyim sizi bir programda. Bitirin işini demiş. Aynen bu tabiri Masum kullanmıştır. Alın ortaya, bitirin işini. 1.95 boyunda kazıklarından bir tanesi Masum Bey'e dönüyor. Diyor ki, Masum Bey, Masum Bey. Ne diyorsun sen ya, diyor. Biz, diyor, Yaşar Nuri'yi ortaya alacağız. Tartışacağız ve işini bitireceğiz. Ya o masadan kalkmadan hepimizi tek tek yutar. Yutar dediği adam da kilosu ve ebadiyle benim 4 katım. Ya Masum demiş ki, nasıl lan sizi yutacak? Ya şu kadar bir adam nasıl yutacak sizi demiş ya. Böyle şey olur mu? Eğer fikren yutar eder bir, o zaman demiş adam hakkında konuşmayın. Haysiyetli olun, edepli olun. Bak bunu itiraf ettiğinize göre saygılı olun. Bunun icabını yapın demiş. Ha şimdi Kur'an veriyor bunları deşifre ediyor. Bu imansızlığı deşifre ediyor. Kur'an'dan koordinat alın diyorum ya ben. İşte bunlar koordinatlardır. Gürültü yapıyorlar. Evet. Gel otur şuraya, konuşalım. Bak, al Kur'an-ı Kerim'i de önüne. Ben 9 yaşından beri ezbere okuyorum. Dilini de ana dilimden daha iyi biliyorum. Ben zaten hazırım. Evet. Sen de al hazırlıklarını yap, gel. Bak et. İmkan ve ihtimal var mı? Mümkün mü? Mümkün mü? İmkan ve ihtimal var mı? Efendim bir ara işaretimiz var. Kahveniz de soğudu bu arada. Yalnız yani kahve tamam, Allah eksikliğini vermesin. Peki anladım ben sizi. Zeynep geliyor. Değerli izleyicilerimiz, birazdan burada olacağız. Lütfen Söz ve Işık programını izlemeye, dinlemeye, hatta not tutmaya devam ediniz diyorum. Kısa bir ayrılıktan sonra tekrar ekrandayız.